Ve Plus sunar. Line TV ekranlarından merhabalar. Yepyeni bir sürü manşet programıyla karşınızdayız. Sevgili izleyenler, bugün programımızda Ahıska Türklerini, onların sorunlarını ve taleplerini konuşacağız. Konuklarımız Anadolu'dan Ahıska'ya göç ettirilmiş Dünya Ahıska Türklerinin Haklarını Koruma Derneği Başkanı Selahattin İskender ve Gebze Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Sayın Aziz Aziz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş gördük. Hoş bulduk efendim. İlk önce Selahattin Bey, sizden başlamak istiyorum. Çok kısa bir şekilde Ahıska Türkleri kimlerdir? Şimdi Bursa aslında çok yabancı, Ahıska Türklerine yabancı olmayan bir şehir, ancak yine de bir giriş yapmak, evet, açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ahıska Türkleri kimlerdir? Türkiye'de nerelerde yaşarlar? Sizden dinleyelim. Buyurun. En çok Bursa'da yaşarlar Ahıska Türkleri. Hı hı. Genellikle Yıldırım bölgesinde yaşarlar. Ahıska Türkleri 1578. yılda Sultan 3. Murad'ın zamanında Ahıska bölgesine Osmanlı politikası gereği yerleştirilen insanlardır. Hı hı. Bunlar bugün vatana geri döndüler ama döndüğümüzde işte bildiğimiz gibi oturma izni problemi, işte kimlik problemi, sağlık problemi, hı hı, sıkıntılarımız çok. Evet. İşte bütün yollar kullanıldı. Bütün bakanlıklara Ahıskalıların sıkıntılar iletildi ama hiçbir bugüne kadar ilerleme yok. Bursa'da tahminen kaç Ahıska Türk'ü yaşıyordur? Ben resmi olarak müracaatta bulundum. Hı hı. 13.500 oturma izniyle olan var ama tam olarak sayısını bilmiyoruz. Evet, ama neredeyse kesin rakam 13.500, evet, diye biliniyor. Yaklaşık 50.000-60.000 vardır diye düşünüyoruz. Evet. Bursa'dan şimdi bir de Gebze'ye geçelim. Gebze Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Aziz Aziz'e de soralım. Evet. Sonra sorunları daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım istiyorum birlikte. Olur, olur. Gebze'de de Ahıska Türkleri var. Siz onların dernek başkanısınız. Kocaeli bölgesinde özellikle Ahıska Türkleri yoğunlukta mı yaşıyor? Kaç kişi yaşıyor ve onlar neler yapıyorlar orada? Sizden dinleyelim. Şimdi Fuat Hocam, öncelikle bu fırsatı bize verdiniz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Line TV personajlarına, arkadaşlara, buradaki takım sahiplerine, komple çalışanlara. Ben sözlerime, kelimelerime başlamadan önce bir iki üç hususa değinmek istiyorum. Buyurun. Bakınız. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bakınız, burası bir dar oda. Hı hı. Burada hep siz sorarsınız, biz cevap vermeye çalışırız. Oysa ki bizim bir sürecimiz öyle bir süreç ki aslında biz sormamız lazım. Ama hı hı, şu ortam siz soracaksınız. Çünkü dardır, sıcaktır. Niye? Bizi terleteceksiniz. Ama biz emin olun terlemeyeceğiz. Sorularınızın tümüne biz size net cevap vereceğiz. Hı hı. Bir defa evet, biz Anadolu aşkıyla, Kafkas ruhuyla yetişmiş, şehir mentalitesinde demeyelim de şehirdeki insanlarımıza da saygımız sonsuz. Balkonda büyüyen kardeşlerimize, dostlarımıza demeyelim de, hı hı, köyde aşkla, eşkle, o dediğimiz bir tabirle, nene ve dide, dedelerimizin kucaklarında büyüdük. Yani bir tabir var ya bizde, mesela doğduğumuz zaman ne oluyor? İşte bir kulağımıza bir ismimiz verilirken bir diğer tarafta da Ezan-ı Muhammed'le bir sürece başlarız. Bir faydalı evlat olma mahiyeti açısından bir inşallah bu süreci de kat edeceğiz. Hı-hı. Şimdi Anadolu'ya göç geldik. Dedik ya biraz önce, Anadolu aşkıyla büyüdük. Zamanımızda 40 dakika, onu da biliyorum. Ne kadar da detaylara, hı-hı, insek yetişemeyeceğiz. Şimdi Türkiye aşkıyla Türkiye'ye döndük geldik. Vatanımız ayrı mesele. Ama 3 destan, 1000 yılda 3 destan yazan bir toprakların olduğunu da iyi biliyorum. Yani mesela Çanakkale süreci bu yakınlarda, Mart ayı, bu önemli bir süreçtir. Orada bu topraklar için, bu şuhayda, bu vatan için, bu topraklar için şehit olan insanlarımız var. Bu topraklar yüzü hürmetine biz hayattayız. Oradaki dönem dönem Çanakkale'ye de gidiyoruz, biz ziyaret ediyoruz. Orada Mart ayının Çanakkale dönemi olduğunu ve oradaki hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Aynen. Bir onu iletmek istiyorum. Bir diğeri de aynı zamanda ben Azerbaycan'ımızın da vatandaşıyım. Hı-hı. Bakınız. Şimdi Azerbaycan'ın da bir evladı olarak, Azerbaycan'ın da bir vatandaşı olarak Şubat ayı çok önemli bir süreç yaşamıştır biliyorsunuz Karabağ'da. Evet. Ve Hocalı süreçleri yaşanmıştır. Bu dille tarif edilecek kadar değil Fuat Hocam. Bakınız, bu yaşayan bilir bunu. Ben geçenlerde de söyledim. Hocalı'da yaşanan bir sıkıntılar, sorunlar, soykırımlar, bu gerçek yani. Bu
Bu bugün dipnot aramanıza gerek yok. Fuat Hocam neyi araştırmış, gidip oradan okuyayım da acaba doğru mudur diye. Bugün orada canlı yaşanan kaynaklar var. Orada hayatlarını kaybeden kardeşlerime, oradaki benim Türk toplumuma, Müslüman camiasına Allah'tan rahmet diliyorum. Bir diğer husus, bugün yine Azerbaycan'ımızda bizim bir toplantımız var. Vallahi aslında bir mutlu haber olarak da bunu vermek istiyorum. 70 yıl sonra anavatanlarından göç eden Ahıska Türkleri, tarihsel olaylara girmeyeceğiz çünkü benim alanlarım değil, zamanımızı kaybetmiş olacağız. Vatanlarına dönme fırsatı verildi. Yüce Türkiye'mizin de uluslararası dış politikadaki çalışmalarıyla ve dış ülkedeki bizim Ahıska Türklerinin bulunduğu camiye ve diasporalarında bir takım platformlardaki çalışmaları doğrultusunda Ahıska Türkleri ana vatanlarına dönmesi gerektiği hususunda bir süreç vardı. Onunla ilgili çalışma neticelendi ve yaklaşık 300-400 ailemize, 400'ün yakın ben öyle hatırlıyorum, ailemize vatandaşlık çıktı. Ve vatandaşlar olarak, Ahıska Türkleri olarak Ahıska'ya dönmekle ilgili bir süreç var. Azerbaycan'da bununla ilgili bir toplantı var. Oradaki bizim camiamızın yöneticilerine ve oradaki, bakınız, bu vatana dönmek isteyenlerin de tümü Azerbaycan vatandaşı. Ben bunun altını çizmek istiyorum özellikle. Ben Azerbaycan vatandaşı olduğum için. Oradaki bu cami ile ilgili çalışanlara da biz kendilerine başarılar diliyoruz. Bir diğer husus, çok özür dileyerek tekrar zaman alıyorum ama demokrasilerde siyasi iradeler yönetirmiş. Biliyorsunuz. Ülkeleri, toplulukları. Ülkemiz yaklaşık 90 yılda şöyle bakıyorum, 1923'ten sonra 40 küsürlü yıllara kadar seçim olmamış ama 40 küsürlü yıllardan sonra zannedersem aşağı yukarı 60-70 defa seçim oluyor bu ülkede, bizim ülkemizde. Seçim süresine giriyoruz. Ben onu kastetmek istiyorum şu anda. Önümüzdeki birkaç ay sonra seçimdir. İnşallah bunun da hayırlara vesile olur. Ülkeme, bu topraklara, bu coğrafyaya hayırlara vesile olur düşüncesini ben arz etmek istiyorum. Şimdi biz Gebze'deyiz. Evet, Gebze'ye yaklaşık 200 aylıyız. Fuat Hocam, 200 aylı olarak biz göç ettik, geldik. Vatandaşlık olarak birçoğumuz vatandaş aldık orada. Ama biz bu Gebze'deki sorunlarımız yoktur dediğimiz zaman ha biz problemlerimiz bitti anlamına gelmiyor. Biraz önce Sayın Başkanımız ne dediler? Aşağı yukarı 60 bin olduğunu biliyoruz dediler Türkiye'de. Bunların çoğu da bizim kardeşlerimizin çoğu da Bursa'da. Bursa ağırlıklı. Şimdi Bursa ağırlıklı 60 bin hocam. Geçenlerde de yerel yönetimler yasasını bir incelerseniz 10 bin nüfusu olan bir sayınız olduğu zaman bir yerde belde olabilecek güce, kapasiteye sahipsiniz. Bu süreci Gebze'de bugün 200 aile olarak ikamet etmekteyiz. Onu söyleyebilirim. Sorunlarımıza değinmek isteriz. Problemlerimize değinmek isteriz. Bugüne kadar hiçbir şey mi yapılmadı? Hayır. Bugüne kadar birçok şey yapıldı. Yapılmadı değil. Bakın Sayın Başkanım da biliyor. 2009 yılında ve 2009 yılına kadar bizim burada dernekler, diğer derneklerin de çalışmaları oldu. Kendileri de sağ olsunlar bizi davet ettiler. Birlikte Aziz'cim bu konuyu bir başkanım birlikte bir gündem oluşturalım diye. Yani 2009'da bir istisnai vatandaşlık hakları tanındı ya bizim Ahıska Türklerinde. Federasyonlar olsun ve diğer kurum kuruluşlarımız olsun, çalışmalar da olsun. 5500 kişi, evet. Öyle mi? 5500. Evet, yani bu vatandaşlıklar, imkanlar tanındı. Evet. Türkiye'de valla doğrusu efendim Orta Doğu coğrafyası ya şöyle bakar mısın? Etraf hep böyle bir sıkıntı, sorun. Yani ben oldum bittimle olmuyor. Kaçan, göçen, gelen hep benim Anadolu'mda, benim Türkiye'mde. Evet. Selahattin Bey, ben size şunu sormak istiyorum şimdi. Dediğiniz gibi Orta Doğu coğrafyası hani apayrı bir karmaşa içerisinde. Türkiye'deki, hatta Bursa'daki ilk önce başlıca sorunlardan başlayalım. Hani bir nevi kendi elimizde olan bu topraklarda yaşanan Ahıska Türklerinin sorunlarına bir odaklanalım ve bunları çözmeye çalışalım. Evet, bence. Az önce biraz bahsettiniz. Biraz daha açalım bunları. Ahıska Türkleri ne gibi sorunlarla karşı karşıyalar? Hem hukuki açıdan hem de sosyal açıdan. Buyurun. Ahıska Türkleri hakkında 92. yılda kabul edilen bir kanun var. 3835. Yani burada komisyon kurulması gerekiyordu. Ne komisyonu? Alt komisyon, üst komisyon, bakanlıkta. Evet. Bu komisyonlar Sovyetler Birliği'ne gidip oradaki Ahıskalılar tespit edilmeliydi. Oradaki Ahıskalılara hemen oradaki konsolosluğundan kimlik verilecekti. Ve onlar alıp getirilecekti Türkiye'ye. Getirildiği zaman onların yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini, her şeyini Türkiye Cumhuriyeti Devleti teşkil edecekti. Getirildikten sonra geçici olarak iskan ettirilecekti. Kanuna göre. Ve en sonunda 6. maddede de her bir Ahıskalı aile üretici duruma getirilsin diye deniliyor orada. Evet. Yani bunların hiçbiri yapılmadı.
Tamamen hiçbir yapılmadı. Çıktı demiştiniz. 92'de. Hı hı. Sadece 140 aile getirildi, Iğdır'a yerleştirildi o kanun çerçevesinde. Başka da Ahıskalılara hiçbir şey yapılmadı. Evet. Yani tamına 23 yıldır ki Ahıskalılar çile çekiyorlar. Bütün makamlar, ister bakanlık olsun, ister AK Parti milletvekilleri olsun, tamamına iletilmiştir. Ahıskalıların sıkıntısı iletilmiştir. Yani kullanılacak bir kapı kalmamış. Hmm. Bütün yollar denenmiş. Evet. Peki kanunen sonuçta bir hak tanınıyor. Bu hak tanınmasına rağmen bu çabaların sonuçsuz kalmasının nedeni ne peki? Ne, nasıl bir cevap veriliyor size? Bildiğimiz kadarıyla doğru dürüst hakkını isteyen olmamıştır. İstenseydi ortada bir şey olurdu. 23 yıl ne demek? Bir insanın ömrünün dörtte evet. biri demek. Bir insan ne kadar sabreder? Ahıska Türkleri bu toprağa acı ve açıkta olduğu için dönmedi ki. Kendi dedelerinin mirası olan toprağına, vatanına döndüler. Hı hı. Kendi bayrağını seyretmek için geldiler. Öldükten sonra mezarının üstüne ay yıldız kazdırmak için döndüler. Evet. Yani bu insanlara burada bu sıkıntıyı vermek yanlış. Bir ikinci de oturma izni vermek Ahıskalılara bir anayasal suç. Ortada kanun var. Hı hı. Türk milletinin iradesi var. Bir milletin iradesi nerede tecelli eder? Mecliste. Hı hı. Türk milleti bir araya geldi mecliste. Milletvekilleri dediler ki Ahıska Türklerine kapımızı, kucağımızı açmamız gerekiyor. Bu insanlar bu toprağı vatan eden Akıncıların torunları. Evet. Bir tarafta Türk milletinin iradesi, bir tarafta da kanun. Biz çile çekiyoruz. Sorun acaba nerede? Ve Ahıskalı kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum. Buyurun. 23 yıl beklemek bence yeterli, değil mi? Hı hı. Önümüzdeki seçimlerden sonra Allah izin verirse Ankara'ya zaten iletildi. Yani dilekçe olarak valiliğe de iletildi. Bizi de Emniyet Müdürlüğü'nden aradı Yakup Bey. Hı hı hı. Derdimizi anlattık. Mitinge gideceğiz. Anayasal hakkımız olan mitinge gideceğiz. Mitingimizi yapacağız. Ve hakkımızı isteyeceğiz. Hak alınır. Hak verilmez. Evet. 23 yılda bir kere insan Ankara'ya gidip de sesini duyurmaz mı? O bakanla konuştuk, bu bakanla konuştuk. Ortada ne var? Hiçbir şey. Evet. Siz peki kaç yıldır dernek başkanlığı yapıyorsunuz? 1,5 yıl olacak. Bu 1,5 yıllık sürede peki bakanlık nezdinde olabilir veyahut da farklı kurumlarda olabilir görüştüğünüz kişiler oldu mu? Onların nasıl bir tepkisi oldu size Milletvekilleriyle karşı? Görüştük yüz yüze. Hı-hı. Ama bakanlarla görüşemedik. Çünkü kimsenin yapacak bir şey yoktur herhalde. Dikkate alan yok. Evet. Aziz Bey, ben burada şimdi, size dönmek istiyorum. Evet, şimdi siz evet. aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim evet, üyesisiniz. Evet. Üyesisiniz. Uluslararası ilişkiler alanında. Evet. Değil de, evet. Pardon. Şimdi bunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Burada 23 yıldır kanunen tanınan bir hak var. Ancak evet. Selahattin Bey'in söylediği gibi bir şey yok. Bir karşılığı yok. Bu neden kaynaklanıyor sizce? Şimdi Fuat Hocam, şöyle bir şey var. Bireysel olduğunuz zaman hı hı. bireysel sorunlarınızı çözersiniz. Evet. Dava toplumsal olduğu zaman tercümesi de içerisinde bellidir. Toplum dektir. Hı hı. Şimdi biraz önce siz Selahattin Başkan'a dediniz ki yani görüşmeleriniz oldu mu? Hı hı. Ben size bir şey söyleyeyim. Bazen bizde bir söz var. Deniliyor ki söz var halk için, söz var hulk için misali. Bak hı hı. bu ne demektir? Şimdi bazen bazı şeyler söylenilmiyor. Bazen bazı şeyler sükunet içerisinde çözülüyor, hallediliyor. Bunu da artık algılamamız lazım. Yani benim bir defa sorun şurada, bakınız ben size söyleyeyim. Öyle. Benim derneke üye olan üyelerimiz var ya, bizim vatandaşlarımız hı-hı. mesela her dernekte olduğu gibi. 60 bin sayıdan bahsediyoruz. Bursa'da, diğer bölgelerimizde çok az. Mesela 200 arayla, 300 arayla. Benim milletime aslında görev düşüyor burada. Hı-hı. Bak iki hususa dikkat etsinler Türkiye'de. Türkiye'de olduğumuz kadar özgür ve demokrasi içerisinde rahat değiller, bakınız. Ben bunun altını çizerek söylüyorum. Bakınız bu cümlenin doğru akıllı adamlar doğru analiz etsin bu cümleyi. Türkiye'de biz çok rahatız. Hı hı. Çünkü Türkiye benim, Türkiye bizim. Yani biz bunu burada götüreceğiz. Türkiye'deki benim vatandaşlarım şunu algılaması lazım, bilmesi lazım. Üye olmak, üye olduysak biz üye miyiz, gidip derneklerde üye olduğunu tespit etsinler. Hı hı. Benim Ahıska Türklerimin birçoğu üye değil hocam. Üyenin ne olduğunu da bilmiyor. Mesela birçoğu diyorum, bakınız. Burada tenzih ediyorum bazıları, dostlarımızı.
Oy kullanma hakkı olan 5 yılda bir defa veya 5 yılda 2 defa, 3 defa olan hakkımızda ilçelerdeki bağlı bulunduğu muhtarlıklara, seçim kurullarına üye olmalarını istiyoruz. Yani kayıtlı olmalarını istiyoruz. Haklarınızı nereden talep edersiniz? Bir, ikincisi, dernek dayanışmadan geçer hocam. Hı hı. Yardımlaşmadan geçer. Yani biz derneğimizi devraldığımız zaman 17 yıllık bir dernek süreci vardı bizde. 3 yıl ve 4. yıla girdik. Biz derneğimizi biraz daha Türkiye terbiyesiyle, demokrasilerdeki erişim, iletişim, enformasyon, hız, rekabet, böyle ulaşmanız lazım. Yani hı, beklendiğiniz zaman olmuyor. Siz o işi geciktirmiş oluyorsunuz. Çünkü zaman ilerliyor. Siz yetişmeniz lazım. Her şey değişiyor. Şimdi burada bir husus var. Derneklere görev düşüyor. Derneklere evet, bağlı olan vatandaşlarımıza görev düşüyor. Ve dernek başkanlarımızın vatandaşları doğru bilgilendirdiğine inanıyorum. Doğru bilgilendirmesi de lazım ya da yeteri hı, kadar. Çünkü vatandaş bu işi bilmediği zaman Sayın Başkanım, evet, yani doğru, ben buradan destek mahiyeti için dönmüyorum size. Ben şunu algılanmalarını istiyorum. Tabii birileri bizi izliyor şu anda. Televizyonun başında izliyorlar. Hı hı. Biz onlara selamlarımızı, saygılarımızı da iletiyoruz. Bakınız bu bir gerçek. İzlerken doğru analiz etsinler. Yani biz de en azından biz vazifemizi yapalım ki doğru bilinsin. Bu sorunlar buradan kaynaklanıyor. Üye olmamız lazım. Üye olduğumuz haklarımızı derneğin kendinden talep etmemiz lazım. Veya dernek başkanlarımız acaba Türkiye'deki bürokrasiyi çözebiliyorlar mı? Yani bürokrasideki şemayı, akışı biliyorlar mı? Yani biliyorlarsa eğer çok iyi. Bilmiyorlarsa bilenlerden öğrensinler. Bürokrasideki akış, şemayı bilemiyoruz. Yani bir yere bir talep de dilekçeyle başvurulması gerekiyor resmi olarak. Onun akabinde takiben, mutakiben nerelere gidildiğini, hangi kurumlar, hangi işler yaptığını bilinmesi lazım. Yani biz hep Sovyetler Birliği döneminde böyle bekletildik yani. Yani bir aksakal geldi böyle yaşlı başlı işte bir 70 yaşında dedik ya tamam Allah razı olsun bu biliyor ya 70 yaşı var 90 yaşı var. Değil hocam onlar başımızın tacı. Hı hı. Ama şu anda zaman değişti, şu anda sorunlarımızdan bahsediyoruz. Bak diyoruz ki çalışmak lazım, çalışması lazım. Hı hı. Çalışılsın. Fuat hocam biz dışarıda da konuştuk sizinle. Evet. Bu insanların çalışması lazım ki çoluk çocuğunu bizim Ahıska'nın ve Anadolu'nun ve Kafkasların olmazsa olmazları var, evlattır bizim evet, olmazsa olmazımız. Neyle geçindireceğiz? Bunların çalışma izninin verilmesi lazım hocam. Yani çalışma izni vardı. Bakınız ben burada bir konuya değinmek istiyorum. Yani evet, bir şeyin açıklanması husus için değil. Bakınız birkaç yıl bundan önce sürecin son merhalesinin ne aşamaya geldiğini bilmiyorum. Diyor ki Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası tarafından bir daha itiraz ediliyor Anayasa Mahkemesi'ne zannedersem. Çalışma izinlerinin durdurulmasına. Hı-hı. Yıllar önce. Şimdi bu incelensin bakınız bizim yetkililer. Diyeceksiniz ki siz niye incelemiyorsunuz? Biz inceliyoruz. Ama gelmek istediğim konu şudur. Biz dernek olarak sizi kimse dinlemiyor bir yerde. Derneklerin üst çatısı olması lazım. Deniliyor ki federasyon. Evet. Doğru mu? Hı hı. Federasyonların da üzerinde bugün 10 tane ülkede yaşıyoruz Sayın Başkan. Evet. Federasyonların bir araya geldiği zaman konfederasyon veya benzeri bir süreçler oluyor. Yani bugün Türkiye'de 2010 yılında kurulmuş olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylanmış olan ve Başbakanlık tarafından, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmış olan Datup Dünya Asker Türkleri Birliği de var. Yeni daha bu platform yeni oluştu. Hı hı. Ama bundan önceki federasyonlarımız vardı. Federasyonlarımız çalışmadılar mı? Çalıştılar. Çalıştılar da bu defa federasyonlara bağlı kaç derneğimiz var? Kaç tane dernek bu işin içerisinde faal? Buradaki dernek başkanlarını federasyonumuzun diğer üst yetkilileri dinliyor mu? Dinliyorsa ne kadar analiz ediyor? Analiz ediyorsa sizi ne kadar muhatap alıyor? Yani devletin üst kademelerine, kurumlarına, kuruluşlarına sorunlarınızı, problemlerinizi iletmeye kalktığınız zaman dernek olmaktan ziyade sizi federasyonunuzun, bu üst kurulunun sizin çözebileceğini veya evet, DATUB'un bu işi çözebileceğini söyleniyor. O zaman da ne oluyor? Biz üstteki kurumumuzu beklemek durumunda kalıyoruz. Bu hı, da itaatlerin, prensiplerin ve bir terbiyenin veya artık adını ne koyarsanız koyun süreç akışını getiriyor, talep ediyor bize. Evet. Şimdi zaman gidiyor. Zaman gittiği süreçte de biz artık bekleyecek miyiz? Beklediğimiz zaman da o zaman bize ne oluyor? Ben size söyleyeyim. Bak geçenlerde de söyledim ben televizyonda bunu. Hı hı. Beklendiği zaman ya şu arkadaş da bizim baksana ya şey değil mi ya bu neydi bu? Bizim işte filan kesin torunu ya. İyi insandı ya. Alalım şurada ya. Alalım şu kardeşimize de yardımcı olalım ya. Niye kardeşim? Biz niye? Bakınız geçen bizim Dünya Asker Türkler Birliği'nin toplantısındaydık. Ben oradaydım. Hı hı. Biz katıldık oraya. Delege olarak gittik. Tabii diğer sorunlar, diğer iç meseleler bize ait. Her şeyi burada biz gündeme getirmeyeceğiz. Kendi iç meselemiz. Seçimimiz oldu, güzel bir şekilde atlatıldı. Bakan beyler, milletvekilleri, herkes katıldı. Hı-hı. Orada da söyledik. Ahıska Türkleri denildiği zaman vagona bindirilmiş, doldurulmuş, sürdürülmüş, göç edip öldürülmüş. Sürgüne uğratılmış. Yani duygusal bakıyorlar Fuat hocam. Evet.
Sesimi çok yükselterek mi konuşuyorum ben şu an? Yok, hayır. Yani bizi izleyenler bunu normal analiz etsin ya. Yani ben geçende de söyledim. Yani sessiz bir şekilde izleyin şu hal hareketlerimizi. Belki birileri diyecek ki ya bu arkadaşlarımız gerçekten biraz daha sosyopsikolojik bir sıkıntılar mı var bu şekilde mimiklerle konuşuyor. Nasıl konuşayım Fatih Hocam? Siz bana söyler. Şu anda ben sizi dinliyorum. Nasıl konuşayım? Kalkıp da böyle temenni alıyormuşum gibi bizim orada bir şey var. Böyle Kafkaslar'da gelinler biraz espri mahiyeti için kaynata kaynananın yanında fazla konuşmaz yani. Susarlar yani. Saygıdan dolayı. Susayım mı elimi böyle namaz esnasında durduğumuz gibi? Susayım böyle mi durayım ben? Ben size şunu sorayım. 23 Hocam, yıldır... mesele biz nasıl anlatacağız? 23 yıl aradan geçmiş demiştiniz. Evet. Buyurun şimdi sizi dinliyorum ben. 23 yıl tanınan bu hakka rağmen bu sükunetinizi nasıl korudunuz? Ben bunu merak şimdi ediyorum. Şimdi sükunatı nasıl korudun? Şimdi soruyu bana mı sordunuz yoksa sen Selahattin Bey'le devam edelim. Buyurun. Peki. Yok, siz cevaplayın. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Peki. Şimdi şöyle. Çünkü hani basit bir şey değil. Söylediğiniz gibi şimdi şuradan gelir. Vatandaşlıktan bahsediyoruz, çalışma izinden bahsediyoruz. Dediğiniz gibi aileyi geçindirmekten bahsediyoruz. Hak var, evet. Kanun var. Ancak evet. Evet. Şey sükunet, yok, imkan yok. Sükunet şuradan gelir. Benim duyduğum kadarıyla. Hı hı. Buradan izleyici kesimimize de hürmetle, sevgiyle, saygıyla analiz etmelerini istiyorum. Sükunet şuradan geliyor Fuat Hocam. Sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin döneminden geliyor. Sükunet benim dünyamda. Hı hı. Sükunet. Böyle sesiyle, ahlakıyla, davranışıyla. Sükunet meselenin birçoğunun çözümüdür demektir. Böyle karşınızdaki bir şahsiyet bağırdığı, çığırdığı, problemli konuştuğu zaman siz ona ister istemez yani siz bile etkileniyorsunuz. Çünkü niye taştan değilsiniz, candansınız. Hı hı. Diyorsunuz ki Allah Allah dur bakalım bu insan bir sonunda konuşacak sözü bu baştan söyledi, ipi kopardı. Allah Allah ben bu meseleyi nasıl çözeceğim? Hocam sükunet bize nereden geliyor? Ahlaktan geliyor, terbiyeden geliyor, inançtan adepten. Geliyor, kültürden geliyor, adepten geliyor, sevgiden geliyor, saygıdan geliyor, merhametten geliyor, aşktan geliyor. 10 tanesini da siz sayın ya. Evet. Bakınız ben size bir şey söyledim, bunu iyice analiz edin. Biz bir şeyin peşine, bir şeyin gazına, bir şeyin dozuna, bir şeyin tozuna geldiğimiz yok. Bak şu anda kaç kişiyiz burada ekip olarak çalışıyor? 5-6 kişiyiz. Ve onlar da bugün diyor ki artık benim vazifemi yapayım gideyim, siz de vazifemi, bu da vazifemi, ben de vazifemi yapıyorum hocam. 3 yıldır yapıyorum, bir yılım kaldı. Biz yani Sultan Süleyman'a bir tabir var ya yani yüzlerce yıl bize bir şey kalmayacak bu dünyada. Bize biz gerçekten Allah için diyoruz. Bakınız biz giyindik her şeyimizle hazır vaziyetteyiz. Evet. Çünkü benim sorunlarım var. Ben sorunlarımı kime anlatacağım abi? O zaman burada biz kendimize bir vazife biçelim. Hem siz zaten dernek başkanı olarak hem de biz bir yayıncı kuruluş olarak. Dediğim gibi hani düz mantık baktığımız zaman dahi anlamak mümkün değil. 23 yıldan bahsediyoruz. Kanunen tanınmış haklardan bahsediyoruz. Bunların karşılanmasını anlayabilmek mümkün değil. Dediğim gibi vazife noktasından siz dernek başkanı olarak bunun mücadelesini veriyorsunuz. Evet. Biz de yayıncı olarak evet. Bu sesin duyulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Selahattin Bey şununla devam etmek istiyorum. Sorunlar nelerdir ve bunların çözümü nelerdir? Bizzat madde madde bunu sizden dinleyelim. Çünkü dediğim gibi az önce bahsettik biraz. Vatandaşlık hakkından tutun, çalışma hakkından tutun. Konut edinme konusunda da tahminimce vatandaşlıktan dolayı zaten sıkıntılar vardır. Yok. Sorunlar nelerdir? Dolayı bir sıkıntı yok. O zaman sorunlar nelerdir? Madde madde bunları söyleyin. Şimdi en azından talepleri dile getirelim. En burada. Büyük sorunlardan biri vatandaş olmamak. Çünkü sağlık sorunu öyle bir sorun ki 19 bin birine ne bin borçlanmış, biri 10 bin borçlanmış. Halbuki çocuğun hayatı boyu kendine ait 10 bin parası olmamış. 19 bin Şevket Yılmaz'da borçlanmış. Çocuğunu küveze koymuşlar oksijen vermek için mesela. Hı-hı. Bakınız bu çok önemli bir şey. Binlerle, evet. Binlerle bu tür örnekler var. Sağlık, en büyük sorun sağlık. Hı-hı. Çalışma izni. Kimse işe almak istemiyor işte. Korkuyorlar işe neden almak peki? için. Yani çalışma izni olmadı mı işe alamıyorlar. İşveren için bir ceza. İşveren için ceza kesiyorlar gerektiği zaman. Ben tanıdığım insanlar var. Birebir müracaat ettiler. Onlar için Ankara'ya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gittim. İşte çözmek için problemi. Çalıştığı için yakalamışlar, sınır dışı yapmışlar. Hı hı. Evraklar bende mevcut. Yani hangi birini sayalım ki? Siz devam edin Aziz Bey. Zannedersem ekleme yapacaksınız bu konuda. Şöyle böyle. Yani Fatih Hocam yani birey sesini problemini iletmek için gelip konuşması lazım. İletmesi hı hı. lazım. Yöneticilere, idarecilere, bu işi çözenlere de çok önemli bir vazife düşüyor. Evet. Memura burada çok vazife düşüyor bakınız. Memurun gelen vatandaşlarla olan diyaloguna çok önemli bir süreç düşüyor. Biraz önce ne dedi? Küvezde. Sayın Başbakan, geçmişin başbakanı, şimdinin cumhurbaşkanımız hatırlarsınız söyledi ki bakınız hastanelerde küvezde kalacakmış, hasta kalacakmış, borçlu bilmem ne falan. Böyle bir şey biliyorsunuz. Artık birçok şey çözüldü, çözülüyor.
Ama yani bu sorunlarımızı biz bir kuruma gidildiği zaman kurumun muhatap alınması hususunda diyoruz. Yani evet, bunlar muhatap alınması lazım. Hocam bunlar çözülmesi lazım. Bunlar bu toprakların hocam buraya, hocam biz buraya göç gelmedik ya. Biz buraya döndük. Siz beni yoksa böyle gaza, sinire bilmem şeye getirmek için mi bu soruyu soruyorsunuz bana? Hayır. Hani bakın ben size bir şey söylüyorum yani. Biz bu ülkeye döndük hocam. Biz bu ülkenin, bu toprakların bir ferdiydi. Sovyetler sonrası dağıldı. Biz bu ülkelere geri döndük. Dedemizin yurduna döndük ya. Şimdi asli unsurlar olan bizler bu meselelerin çözümüyle ilgili şefkat kolları açıldı ama zaman zaman mesela biraz önce ne dedik? Bazı derneklerimiz muhatap alınmıyor. Alınmasını istiyoruz. Bakınız bu ülkeye gelindiği zaman her tarafta kucak açıldı, açılacak da ben biliyorum. Çünkü Anadolu sevgiyle, merhametle, aşkla yoğrulmuş bir topraklardır. Bakınız siz bana şimdi isterdim ki şu Ukrayna'daki sorunu da sorun. Soracağım. İsterdim ki Azerbaycan'daki sorunu da sorun. Rusya'daki sorunu sorun. Amerika'daki sorunu sorun. Ben size şunu arz edeyim. Geçenlerde Ahıska Türkleri 4. sürgünü yaşıyor diye bir çalışmam oldu. Bir makaleci gibi bir süreç oldu. 44 senesinde Sayın Başkan Orta Asya'ya sürgün ediliyor. Özbekistan'da 89 senesinde bu sorunlar yaşanıyor. Sovyetlerin son merhalesi. Sosyo baskılar, siyasi ve psikolojik baskılar nezdinde Rusya'daki sıkıntılar 2005'te Amerika'ya göç edildi. Ve Ukrayna-Rusya krizinden sonra Kırım'da yaşanan süreçlerde ortada belli zaten. Evet. Yani Karadeniz Havzası Rusya'nın ve Batı'nın politikaları olan ölene, olana, ölene artık ne derseniz deyin bunun adını. Yani buradaki baskıdan dolayı da tekrar Ahıska Türkleri bazı bölgelere göç ettiler. Bakınız Ukrayna'nın kuzey bölgesinde, Kharkov ve diğer bölgelerinde bizim Ahıska Türkleri de yaşıyor. Benim önümde birkaç dosyada var burada. Ben şimdi dosyayı incelemeye kalkmayacağız. Oradaki insanlarımız müracaat edemiyoruz. Kime müracaat edelim diyorlar. Evet. Bizim listede ismimiz alınmadı. 130 tane ailenin dilekçesi var burada. Biz Türkiye'ye gelmek istiyoruz diyorlar. Geçtiğimiz günlerde mesela bir haber vardı. İnegöl'e 20 kişilik bir aile, akraba grubu yerleşmişti. Evet. Farklı yerlerde de vardır illa ki. Bu sadece içlerinden duyulan, medyaya yansıyan haberlerden bir tanesi. Şu anda mesela oradan bir dönüş var mı? Bu bahsettiğiniz onlarla alakalı zannedersem. Şimdi evet, yani savaş süreciyle ilgili olan bölgelerden biliyorsunuz savaştan kaçanlar sınıra dayandığı zaman işin içerisine her ülkenin mevzuatları değil de uluslararası mevzuatlar devreye girer diye hatırlıyorum ben. Evet. Yani savaştan kaçmış bu insanlara kucak açılacaktır. Ama işte bugün bilmiyorum ki bizim savaş esnasıyla ilgili Türkiye'nin kapısına gelip dayananlarımız falan oldu mu bizi de alın diye. Öyle bir şey bilgim yok. Zannedersem olmadı. Bir 92'de başkanımın da ilettiği gibi imkanlar oldu, iskanlı göç oldu. Ondan sonra serbest göçler oldu. Yani oradaki ailelerimiz bize sahip çıkılsın diyor. Bakınız bu ailelerin sayısı 3000, 5000, 4000 hocam. 3000, 5000, 4000 hocam. 6000 hocam. Yani bu insanlar diyor ki bakınız Rusya vatandaş olamıyoruz diyorlar. Ukrayna'da vatandaş olamıyoruz diyorlar. Kırım Türkleriyle yaşanan süreçler vardı biliyorsunuz. Göç evet. ettiler, geldiler. Vatandaş olamadılar bile Kırım'da vatanında yaşaya yaşaya. 25 yıl vatanlarında yaşadı Kırım Türkleri. Yani bir Allah fırsat vere de 2,5 yıl bir yaşayalım bir vatanımızda. Ahıska'ya dönüldüğü zaman. Hani bizim bir parçamızdı da orası biliyorsun. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani bizler meselelerimizi çözmek için bir tabir var ya illa ağlayacaksın. Hayır. Biz ağlamayacağız. Biz yetere kadar ağladık zaten. Bizi ağlattılar zaten yeteri kadar ama biz dik durmamız lazım. Ya karşınızdaki insan sizi muhatap alması için çok konuşan insandan bir defa uzak dururlar. Ben size söyleyeyim, öz aramızda konuşuyoruz bunu. Aslında öz aramızda kalmadı da. Yani az ve öz net konuşmanız lazımmış. Biz bunu öğrendik. Sonra Türkiye büyük bir ülke. Türkiye herkes kucağını açacaktır ben biliyorum. Ama biz bu meseleleri de çözerken bizi de muhatap alsınlar diyoruz. Bizim üstümüzdeki bağlı bulunduğumuz çatılar, federasyonlarımız, onun üstündeki Dünya Ahıska Türkleri Birliği'miz almıyor değil, alıyor. Şahsen alıyor, kurumsal olarak almıyor. Kurumsal olarak alıyorsa şahsen almıyor belki de. Evet. Şimdi geçmişte nereye kadar bekle, parçalan, böl. Tek federasyonduk, iki federasyona bağlandık. İki federasyon olduk, ondan sonra biz gittik, görüşmelerimizi yaptık. Dedik ki ya bakınız bizim toplumda bölünmek ne demek ya? Evet. Ki en çok tek federasyon çatısı altına geldik. Şimdi ikinci federasyon, tek çatısı altına geldik. Tek çatı federasyon olundu, devam ediyor o federasyon. Şimdi ikinci bir federasyon oluşmuş. Evet. Şimdi bu dernekler de meselelerini çözemediği takdirde 3-5 tane dernek gelecek bir yere, o da bir federasyon olacak. O zaman birilerinin işine gelecek üstadım. Ben Selahattin, o zaman birilerinin işine gelecek. Biz meselemizi çözememiş olacağız, zaman aşamasına uğramış olacağız diyorum. Bakınız. Evet. Ben size geçen bir şey söyleyeyim. Bakın geçen. Bakın 1921'e kadar Türkiye'miz bizim Ahıska'mız bu bölge içerisindeydi. İsimlerini de söyleyeyim şurada.
Bunu araştırsınlar araştırmacılar. Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşek, Ali Fuat Cebesoy. Hı hı. O dönemin heyeti Moskova'ya gidiyorlar. Evet. Böyle bir kaynaklar var elimizde. Yani Ahıska toprakları dışarıya bırakılıyor. Bu toplumun ne günahı var ya? Ne evet. günahı var bu toplumun hocam? Ben şunu söylemek istiyorum. Biz nereye gitmişsek diyor resmen. Biz nereye gitmişsek Ahıska diyorum. Çok özür dilerim. Estağfurullah Sayın Başkan, buyurun. Ahıska içinde yaşayan Ahıskalılarla beraber resmen düşmana teslim ediliyor. Hı hı. Ben Selahattin Bey size şunu sormak istiyorum. Aziz Bey az önce bahsetti, hani federasyon sayısı ikiye çıktı, dernek sayısı artıyor. Evet. Hani sorunlarımızı biz dile getirmekte zaten zorlanıyorduk. Dernek sayısı artınca iyice bir keşmekeş içerisine girdi. Dernek sayısı neden bu kadar fazla peki? Vallahi orasını bilemiyorum ama hiçbirinin bir şey yaptığı yok. Bursa'dakilerini diyorum ben. Bir şey yaptığı yok. Ortada zaten. Biraz önce ne dedik? 23 yıldır ortada kanun var. Türk milleti diyor ki bunlar, bu toprağı vatan eden Akıncıların torunları, bunları kapımızı açalım. Ortada bir şey yok. Hakkımızı alamıyoruz. Resmen yerlerde sürünüyor. Öyle insanlarımız var ki çok acınacaklı durumda gerçekten. Peki bu hakkınızı alma konusunda mesela dediğiniz gibi anayasal hakkınız olarak bir gösteri düzenleyeceksiniz, evet, Ankara'da. Bunu mesela neden seçimden sonra yapıyorsunuz? Seçimden önce yapmayı hiç düşündünüz mü? Çünkü hani az önce Aziz Bey söyledi, seçim yaklaşıyor, hayırlı uğurlu olsun dedi. Seçim dönemlerinde biliyorsunuz hani siyasetler daha böyle eli bol olur. Taahhütler. Seçimden önce neden böyle bir şey yapmadınız? Yakışık almaz diye düşündük biz. Zaten görüyor musunuz? Bak, Anadolu durum. İnsanım benim. Bak, evet. İzliyor musunuz? Geçen sefer aynı şey fırsattan oldu. Fırsattan istifade etmeyelim diyorlar. İzin bak, istedim, bu iş. İzin istedik biz. 8 Eylül'de, 11 Eylül'de Emniyet Müdürlüğü'nü aradılar. Selahattin İskender siz misiniz? Evet. Miting yapacak mısınız? Evet. İşte meclisin 100 metre yakınında izin vermiyoruz yapmaya. İşte dedik ki tamam, biz toplantı yapalım kendi aramızda, sonra size bildiririz ne zaman yapacağımızı. Sonra ortalık toz duman oldu, bildiğiniz gibi ortalık karıştı. 47 ölü oldu olaylarda. Kobani olayları, evet. 6-7 Ekim olayları. Evet. Hı-hı. Ben aradım Yakup Bey'i, işte dedim ki Yakup Bey nasılsınız, nasıl olalım diyor Selahattin Bey. Yakup Bey kim? Emniyet Müdürlüğü'nden, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden. Nasıl olalım diyor, ortalık toz duman. Dedim tam da ben ona göre aradım zaten sizi. İşte vazgeçtik, şimdilik vazgeçtik mitingden çünkü yakışık almazdı zaten ortalık toz duman. Dedi sağ olun dedi, o kadar anlayış gösterdiğinize göre çok sağ olun diyor. İşte evet, kardeşlerimize de selam söyleyin. Seçimden önce neden yapmıyorsunuz peki? Şimdi dediğim gibi seçimden önce olursa fırsat biliyorlar derler. Fırsatçılık gibi değerlendirirler ama bizim nasıl desem ki, biz ne yapıyorsak gerçekten işten yapıyoruz. Evet. Hiçbir ne bileyim artistlik olsun diye o değil bu değil. Dünyadaki tüm Ahıskalılar sanki bir tünele düşmüş, karanlık bir tünele düşmüş, ışık ucarıyor. Evet. Gerçekten öyle. Peki seçimden sonra yapacağınız bu girişimin yankı bulacağına ümidiniz var mı? Çünkü hani yıllardır çalışma yapan olmuş, yapmayan olmuş. Bir tam manasıyla istenen şeyler elde edilememiş. Bundan sonrası için umudunuz ne kadar var? Umudum var, eğer istemeyeni bileceksin. Ne şekilde? 100 adamla gidersin, istediğini alırsın. 10.000 adamla gidersin, istediğini alamazsın. Evet. Son 5 dakikaya giriyoruz. Evet. Ben ilk önce Selahattin Bey, sizin hem oraya gideceğiniz 100 adama hem de oraya gideceğiniz, karşısına çıkacağınız insanlara mesajınızı alacağım. Son olarak Aziz Bey, sizden de alacağım aynı mesajı. Evet. İlk önce Selahattin Bey, sizden alalım. Buyurun. Mesajım ne anlamda? Bir nevi vatandaşları çağırıyorsunuz o mitinge. Az önce Aziz Bey söyledi, hani herkesin bu talepte bulunması lazım diye. Özellikle Ahıska Türklerine sizin mesajınız nedir? Buyurun. Yani gerçekten de gidilmezse, hakkımız istenmezse kimse vermez. İster ki bundan sonra yine 50 yıl yaşayalım burada. En azından bir kere gidip de meclise mi, başbakanlığın karşısında mı, neredeyse hakkımızı anayasal çerçevede istemek zorundayız. Evet. Başka türlü imkansız. Evet. Evet. Aziz Bey buyurun. Şimdi çok kısa bir vaktimiz kaldı. Buyurun. Şuraya değinemedim ben. Üçüncü sürgünden sonra Ahıska Türkleri Amerika'ya göç ettiler dedik ya. Biz Amerika'daydık. Geçen Amerika'ya da gitme fırsatımız oldu. Ohio bölgesindeydik. Ve 20 bölgenin üzerine, eyaletin bölgesinde yerleşiyorlar. Ahıska Türkleri 20 bine yakın Ahıska Türk'ü var. Hocam 20 bine yakın Ahıska Türk'ünün hiçbiri Türkiye vatandaşı değil. Bakınız. Evet. Hiçbiri. Ama bu kardeşlerim orada, yani bir 19
Mayıs günleri bu gençlik günde Türk bayrağımız asılıyor. Ohio'da o bölgenin yerel meclis kararlarıyla ebediyen Amerika'nın Ohio eyaletinde Türk bayrağının dalgalanmasına vesile olduk. Evet. Ya, Türk vatandaşı değil bunlar. Bakınız ha, bunun altını çizerek söylüyorum. Bir ikincisi, biraz önce nasihatiniz artık veya daha doğrusu söylemek istedikleriniz neydi? Ben size şunu söyleyeyim. Ben özellikle bu soruyu soracağınızı biliyordum bak. Bir şey, ismini unuttum. Nihat Asyalı galiba bir araştırmacı var. Diyor ki, biz kısık sesleriz diyor. Bir şiir var ya, çok etkilenmiştim o şiiri. Nereden etkilendiniz diye falan sormayın bana. Bakın gerçekten etkilendim. Diyor ki biz kısık sesleriz. Ya Rabbim, minarelerimizi ezansız sen sessiz bırakma diyor. Bakın burada devam ediyorum oraya. Buyurun. İşaret olsun diyorum. Ya çağır şu bal yapanlarını ya da kovansız bırakma Allah'ım diyor ki. Bakınız, bize güç ver. Cihat meydanlarını pehlivansız bırakma ya Rabbim. Allah'ım. Ya dağıt şu kalan, geri kalan sahipsiz sürünü ya da çobansız. Doğru mu okuyorum ben? Bırakma Allah'ım. Bizi vatansız, sevgisiz, merhametsiz, aşksız, hidayetsiz bırakma Allah'ım diyor ya adam şiirinde. Evet. Ben bu mesajı vermek istiyorum özellikle. Bakınız bunu yazana Allah rahmet eylesin. Amerika'da. Gani gani rahmet eylesin. Yani bizi, yani biz artık yani 70 yıl hocam. Bizi oyalamasınlar ya. Ben işimden olurum, aşımdan olurum, bilmem eşimden olurum, bilmem neyimden olurum. Hocam imtihanımdır artık, kabulümdür Allah'ın izniyle ya. Bir defa öleceğiz, bir defa yaşayacağız. Bizim buradaki problemlerimizi, buradaki Sayın Bakan Faruk Çelik, artık bu dönemi bitti. Oraya sesleniyorum kendisine. Bizzat sesleniyorum. Grup başkanlığı vekilinde döneminden iyi hatırlarız. Bizi götürürdüler, getirirdiler. Çocuktuk. Artık çocuk değiliz. Birileri halen çocuktur diyor bize ama az kaldı çocuk olmamamız. Yani biz de aksakal oluruz, yaşlanırız inşallah. Bizi dinlerler o zaman. Şimdi dinlemiyorlar. Ama biz de diyoruz ki ülkemizin bu dönem Bursa'da çok ağırlıklıyız. Biz meseleyi buradan çözeceğiz. Nasıl Karadeniz bölgesi sahipleniyor birbirine? Nasıl Erzurum? Nasıl Gümüşhane? Nasıl takım kolektifçiliği biliyor? Ben buraya davet ediyorum. Yani ben diyorum ki benim Ağızka Türklerim var ya, derneklerin kapısını bırakmasın. Dernek başkanlarına talep etsin. Ben sizden nasıl talep ettiğim gibi hocam şu anda. Evet. Benim adımı kullanıyor musun? Ağızka yazıyor musun? Gidin talep edin. Ben benim bilgimi verin de size. Ya kapat ya da git talep et. Evet. Artı şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki vatandaşlarımız, bilmiyorum vaktimiz kaldı mı? Buyurun. Allah büyüktür. Biz sabırla, metanetle geldik. Hayırlara vesile olacaktır düşüncesiyle bizi ve bizi yönetenleri, bu ülkeyi, bu coğrafyayı sabırlı olacağız. Dilimizi, dudağımızı, yumruğumuzu sıkmayı bileceğiz. Biz sıkıla sıkıla geldik, sıkılacağız hocam. Biz sıkılalım ki bizden sonrası bir sıkılmasın. Peki. Biz çözeceğiz bu meseleyi diyorum. Yani Line TV Bursa'daki siz ekip arkadaşlarınıza, herkese, buradaki kameraman arkadaşlarına, televizyonun arkasında kalan kameraman arkadaşlarımıza, bir defa ona izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür yani ediyoruz. Problem Ahıska Türklerinin probleminin dışında da problemler var ama şu meseleye biraz çalışma izinlerimize, vatandaşlığımıza, sağlık konularımıza, mümkünse üst düzey bürokratlarımıza, devletimiz metniyetlerini tanımamıza bir şefkat kollarını açması istiyoruz devamını, bu takibe. Peki. Çok teşekkür ediyoruz biz izleyenlere, selamlarımızı iletiyoruz. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Hocam çok sağ olun. Sevgili izleyenler, Sürmanşet'in sonuna geldik. Bugün Ahıska Türklerinin, Dünya Ahıska Türklerinin Haklarını Koruma Derneği Başkanı Sayın Selahattin İskender ve Gebze Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Sayın Aziz Aziz'i konuk ettik. Bazı programların sonunda sürekli söylüyoruz. Meseleleri anlamak için empati yapmamız gerekiyor. Sorunlarla karşı karşıya olan insanların yerine kendimizi koymamız gerekiyor. Düşünün ki farklı bir toprağa gitmiyorsunuz. Ana vatanınıza dönüyorsunuz. Ana vatanınızda tekrar yaşamaya başlıyorsunuz. Dedelerinizin topraklarına dönüyorsunuz. Size 23 yıldır tanınan haklardan istifade edemiyorsunuz. Ahıska Türkleri diyorlar ki biz 23 yıldır bu hakların, bize zaten verilen hakların şu anda tam manasıyla bizlere verilmesini, bu haklardan yararlanmayı istiyoruz diyorlar. Ve daha da önemlisi 23 yıldır bunu bir Anadolu insanının, bir Türk insanının metanetiyle gerçekleştiriyorlar. Bu yüzden de kendilerini ayrıca kutlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Dileriz bu çağrıları, bu mücadeleleri güzel bir şekilde sonuç verir, netice verir. Yarın yine aynı saatte bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. B Plus sundu.